İştahlı Şöyle. iştahlı yiyemiyorum yani. Kuru kesmekte bile zorlanıyorum ki yutamıyorum. Ben dedim bak kesemiyorsanız elinizle yiyin dedim. Davet sofrasında elimle nasıl yiyeyim koca böreği? Ama niye davet sofrasında da elle yenecek börekler var. Yani yiyemiyorum yani. Bilmem gayet. Dün de Filiz Hanım'ın masasında aynen yedik yani mecbur davet kaldık yani mecbur. Yani yememesi gerekiyor. Yani o kocaman böreği yediğiniz gibi bunu da... Ben onu da zaten yiyemedim. Yani tercih meselesi o, yani. Mecburlukla alakası yani yok. Yani size ayıp etmemek tercih açısından elimize aldık diye yoksa kesecek. Normalde elle yenmemiz. Davet sofrasında böyle yiyebilir misiniz? Çok güzel yenir. Ne var ki bunda, ne güzel. O size kalmış bir şey. Ama şey yapmamışsınız, kesememişsiniz. Kesemedim işte sert, o yüzden kesemedim. Kesemez kesiyor ama. O kadar da yani... O zaman benim gücüm yok herhalde. Kafa kıracak kadar da sert değil yani, bence kesebilirdiniz. Zeliha Hanım'ın kesmeye gücü yokmuş. Onun zaten konuşmaya gücü yok ki kesmeye gücü olsun. Bahane mi buluyor Zeliha Hanım? Evet, bahane buluyorum. İşte bahane bulmuyorum. O sizin fikriniz. Afiyet olsun. Tuzlu olmuş ve dediğim gibi acı. Kereviz salatasını beğendim. O güzel. Afiyet olsun. O kadar. Peki, tamam. Afiyet olsun. Gülcan Hanım, derin derin baktınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Gerçekten böreğin lezzetli olmuş. Hamuru da, iç harcını da çok beğendim. Kesebildin mi böreği? Nesini beğendiniz peki? Vallahi gayet güzel. Böreğin hamuru, yani hamur kısmı da çok güzel. Bir kere yani çıtır çıtır açılmış. Demek ki güzel olmuş. Ama şimdi çok sert değil. Ayrıca içi de çok... Ya bilmiyorum, ben beğendim. Tam gerçekten el açması böreği. Bildiğiniz poğaça gibi yani. İşte poğaça gibi değil. O kadar. Poğaça fosur yani... fosur olur böyle. Canım zaten bu fosur fosurlu olmamış. Sadece yani şekli bir şey. Tabii börek yani, dediği böyle çıtır çıtır olur. Aynı zamanda burada şimdi ben şeyim diye böyle kırıtayım mı? Böyle kibarlık mı gideyim? Neyse mayım. Hasbi çorum mu yapacak bir şey yok mu? Aynen öyle. Aslım çorum. Bu arada portakallı kereviz sunumunu da ben beğendim. Böyle daha güzel olmuş sunum olarak da. Afiyet güzel olsun. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Gülçin Hanım. Zeliha Hanım'ın dediği gibi biraz acılık var ama öyle böğrümüzü yakacak kadar bir acılık yok. Ben çok acı yiyemiyorum. Benim acıyla bir sıkıntım var. Ya şundan yiyip de sonra şundan yiyip de vallahi ağzına hiç acı macı kalmıyor. Hepsi gidiyor. O sizde gidiyor da bende gitmiyor işte. Hamuru güzel, sert değil. Gayet iyi böldüm. Biraz bir yani tık... sizin böreğinize göre evet biraz daha yumuşak. Sizinkini de göreceğiz, merak etmeyin. Aşçıyım aşçıyım diyorsunuz ya, o marifetinizi bize gösterirsiniz. Ben bir daha söylüyorum. Hı-hı. Beni aşçılığımla vurmayın. Her kadın bence bir aşçıdır. Siz de benim böreğimle bir şey vurmayın. Söyleyeceğim. Niye vuruyorsunuz siz da? Evinizde akşamları yemeği dışarıdan mı söylüyorsun? Hayır. O zaman bence her kadın aşçı bence. Ne alakası var dışarıdan söylüyorsunuz? Çok alakası var. Sürekli beni aşçı diyorsunuz ya sanki ama yani siz de ben... sürekli benim ilk günden yani... Hayır bak, ben sadece normal olarak söyledim. Sizin böreğinizden bu biraz da biraz daha, bir tık daha yumuşak. Onu da sert dediniz, bunu da sert dediniz. O daha sertti, onu hiç yiyemedi. Pardon ama sizinki pişmemişti. Yok, pişmemişti. Bu pişmiş, sizinki pişmemiş. Ya ona nazaran bu yine. İkisi de mayalı çünkü. Yani illa bir bana çatmadan, bana uğramadan. Seni çok seviyorlar ya, bak, beni çok seviyorlar ama çok sana sevecekler. Sana çatmıyoruz, senin ya, yaptıklarını söylüyoruz. Bir de sürekli sadece hani aşçısın, aşçısın. Ben ya öyle demiştim ya. Ben, tamam, ben hani profesyonel bir aşçı daha değilim. Tamam mı? Bizden bir tık daha profesyonelsin. Ev hanımları normalde böyle hani keyifle akşam İstediği yemeği güzel yapar ama bizim bir standardımız var, tamam mı? 3 saat mi veriyorlar? O 3 saatin içinde sen bu kadar yemeği çıkaracaksınız Zeliha. 2 saat veriyor. Yok şimdi saat bu veriyor. Programda değiliz, normal mutfakta diyorum ben. Şu yemeği çıkartacaksın diyorlar. O anda onu çıkartmak Siz zorundasınız. Siz kişi sayısından dolayı mı söylüyorsunuz? Yani Zeliha Hanım daha çok kişiye yemek çıkarttığı için mi bir tık önde? Yani o da olabilir. Hani çünkü profesyonel aşçıyım demiyor asla. Yani değilim ben. Aşçı sadece... nereden çıktı o zaman, aşçı kelim? Ben aşçıyım. Kendisi. Profesyonel bir aşçıyım. Vardır yani ama büyük bir okumuş şeyler. Çalışıyorsunuz. Aşçıyım, evet. Aşçı değilim. Canım benim. Hani... Bak şimdi Filiz Hanım, bak şimdi şöyle bir şey olur, tamam mı? Heh. Okursun, aşçı olursun, gastronomi okursun ya. Şimdi siz bana sordular. Hayır, bana sordular ben... ne iş yapıyorsun? Mesela ne yapıyorsun? Ev hanımıyım dediniz. Tamam. Siz ne dediniz? Aşçıyım dediniz. Aşçıyım ben ama aşçılık tamam, yapıyorum. Tamam, o zaman aşçısınız. Bitti. Ama bak ben kendi çabamla... Bitmedi bence, öyle lafı hayır, sokup da çıkamazsın. Hayır, profesyonel aşçılık başka, o ayrı tamam. Ama sonuçta aşçıyım dediğiniz... Ben aşçıyım ama tamam, profesyonel değilim. Profesyonellik ha, nedir biliyor musunuz? Valla ben de aşçılık yaptım yani da. Onu mu söyleyeyim ya? Profesyonel aşçılık da değilim. Çünkü ben de koca 300 kişiye yemek yapıyordum mesela, kahvaltılara ve tatlılara. Benim elimden ayrı ne hülya? Yani, onu demek ben istemiyorum. Ben normalde ızgara hani, ustasıyım, ben de, anlatamıyorum ben de kimseye. Ben de program alırken aşçıyım demedim diyorum yani. Çıtayı çok fazla yükseltmesinler mi gözlerinde? Ya ben zaten günümde anlayacaklardı. Yani beni gözlerinde böyle dünya mutfaklarında çalışmış olarak birisi görmesinler. Normal yani bence sizin şimdi gününüz yaklaştıkça biraz evet, sanki böyle aşçılıktan geri çekiliyorsunuz. Ne alakası var? Ben dün de aynı şeyi söyledim, yok, önceki gün de aynı şeyi söyledim. Aşçılığa hiç bu kadar tepki vermediniz iki günden beri. Şu anda aşçı değilim diyorsunuz. Ne yapayım, insanlara hava mı atayım? Ay ben aşçıyım, şunu yapayım. Ama lokantada bir sürü kişiye şey ben lokantada çalışmadım ama restoranda, mutfakta, ızgara.
Yani şey böyle nasıl diyeyim, tablot yemeği çıkartmadım ben. Ha, siz cızbız köfte ya da ben kanattır antrikottur, ben sürekli ızgaradaydım, hamburger tarzı işte ne bileyim. İşte o zaman sürekli et. Hani yemek yapılmadı hiç. Baştan şey, söylemeseydiniz keşke, mutfakta olmuyor çalışıyorum diye. Nasıl yani ızgarada çalışmak aç olmuyorum. O zaman aşçı benim gözümde böyle sulu yemekler döktüren tatlılar. Ama bak şimdi ben sulu yemek de biliyorum. Sadece ızgara biliyorum demedim. Tatlı da biliyorum, pasta da biliyorum. Ben hepsini biliyorum. Peki günümüzde artık marifetinizi göreceğiz. Ama hanımefendinin üstüne sen aşçısın diye gitmeyin, ızgaracıyım. Bence de yani. Ama kendisi öyle söylemese de. Evet, ilk gün öyle söylemişti ama o yüzden. Peki buyurun efendim, sizin yolunuzu alalım. Dediğim gibi biraz bir tık tuzlu olmuş. Öyle böğrümüzü ciğerimizi yakacak kadar da bir acısı yok yani. Evet, benim de böğrünü yakayım dur. Aynen. Yani standart börek. Uğraştırıcı bir arası çaktı. Uyumlu mu mesela? Bir hamaratlık görüyor musun? Ya tabii canım, emek vermiş açmış yani. Hepimiz eline emek veriyoruz. Emek vererek. Peki hadi bakalım. Filiz Hanım. Şimdi ellerinize sağlık öncelikle. Böreğinizi beğendim diyemeyeceğim. Şimdi acılığa gelirsek eğer, dediği gibi Zeliha Hanım, acılık yani şimdi bu tercih meselesi. Evet. Ben çorbama yemeğime çok fazla koyarım, başkası az koyar. Bana göre de bu evet biraz acı. Ben ki acıyı sevdiğim halde yani böreğe göre acı. Böreğe göre acı. Ha, yoksa yemek olmuş olsa da hani börek olduğu için hani bir tık fazla olmuş. Evet sert olmuş ama pişmiş. Bu pişmemiş anlamına gel ama sert. Sizinkinden daha yumuşak. Sizin böreğiniz de evet aynen. He, sert o. Yani benim azizliğime uğramışsınız diyeyim o zaman ben de madem öyle. Benim gibi. Pişmesine pişmiş, yani ıspanağı lezzetli. Kızarmış böyle nar gibi kıpkırmızı. Kızarmasını değil zaten yani, bir şey demiyoruz da. Hayır onu demiyorum ben Zeliha Hanım'la Filiz Hanım'la konuşuyorum. Hani onun böreğiyle kıyasladık ya yani şimdi. En azından benimkinin bir şeyi vardı yani. Hani Arnavut böreği de en azından. Hani bu normal. Hayır gül böreği yani onu demek istiyorum. Bir adı bir markası mı vardı? Ama yani, bu basite indirgediniz ki. Basmanak koydum. Ama benimkinde maya yoktu mesela. Bana şimdi bir saniye. Benimkine mesela ben börek tercihinde mayayı sevmiyorum. Bana göre maya poğaçalarda kullanılır. Hani tercih meselesi diyemeyeceğim. Evet. Çünkü hani mayalı mesela bu böreği siz eğer benden tavsiye mayasız olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Bilmiyorum ben böyle aynı hani yufkada sarıyoruz ya gül böreği evet, normal yapıyoruz evet. Ama siz bunu tabii ki de elde açmışsınız ona evet, bir şey öyle. Diyemeyeceğim. Hayır demek istediğim hayır maya olmasaydı daha güzel olurdu. Maya koymasaydınız onu demek istiyorum size. Filiz Hanım'ın tavsiyelerini bir kenara yazıyor musun? Ben anlayamadım bunları. Böyle o adam da biliyor da ne yazıyor? Yani ben bunu böyle yapıyorum. Size tavsiyem bu şekilde yapın. Bir de öyle denerseniz beni hatırlarsınız. Yani yok, bir kere de maya koymayın. Kocaman çorba yapmış bir insanım. Yani ne bileyim hayır, bunu böyle yapıyoruz. Hayır o açıdan demiyorum. Hani en azından riski olmaz. Mayalık kabarıp içine şey olmaz. Hani pişme bir şey olmaz. Daha bak, böyle pofuduk pofuduk börek olur. Onu demek istiyorum. Hani pofuduk pofuduk. Bence börek güzel olmuş. Bence börek güzel olmuş. İçinde hamur yok. Sadece yediğim böreğin bence en güzeli buydu yani şu ana kadar. Kabarık yani aa, bak ne dedi duydun mu? Buyurun. Gerçekten yani hakkını yiyemem. Çünkü ama gerçekten bu... yani iki gündür yediğimiz böreğin bence en güzel böreği buydu afiyet yani. Afiyet olsun bu böyle tam yedir anlamıyla çünkü. Gayet de yapmışım yalan yok yani. Sizin bahanelere gibi, doğru gidiyoruz diyor ki Can Hanım. Değildi. Sizin gibi hani bilmiyorum, siz de biliyorsunuz yani. İçi tam. Bana göre. Hani altı üstü kuru demiştiniz. Tabii evet. Ya bence gayet hayır altı üstü kuru dedim. Kuru değildi ben diye. Kuru demişti. Kuru dedim yorumlarım gayet iyi hatırlıyorum. Şu anda değildi diye duydum. O kadar yaşlanmadım arkadaşlar. Yaşlı ama yaşlı mı diyorsunuz? Bence güzel oldu. Salataya geçebilir miyim? Salatanın yorumunu yapabilir miyim? Salatanız evet çok güzel olmuş. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Yani benim portakalları beğendiğinizi anladım. Siz de portakal yaptığınız için. Portakal içinde bir yatağı. Bence biz menü daha önce hazırladığımız için. Hayır şu açıdan diyorum. Hani arkadaşlar... Elini alıp da portakalımı döndürdü ya. Evet hani, küre gibiydi. Ne yapayım ben de döndüm. Siz de beğendiniz ya. Beğenmenizi anladım yani o açıdan. Ondan güzel da anladım. Çünkü. Peki. Da afiyet olsun elinize herkese. Sağ. Şimdi afiyet ana yemekle getireceksiniz tabii Hanımcığım. Ana yemeğimiz köstebek iç pilav içinde olacak. İç pilav eşliğinde yanında da garnitür. Köstebek ne? Köstebek ya. Köstebek köfte. Ha köfte. Köstebek köfte. Yanında içinde iç pilav. Hayır içinde iç pilav olacak. Yanında garnitür olacak. Köstebek ya oradan şey, geliyormuş köstebek. Brokili. Hadi bakalım. Yanında da bekliyoruz efendim. Bir defa yiyeceğim değişik bir yemek merak ettim. Köftenin içinde brokili. Pilav. Ne oldu kız? Anlayamadım ya. Ne?
Brokoli dedi de brokoli dedi de ona... Yok brokoli dedi de ben de brokoli. Aynen. Sevmiyor musunuz brokoliyi? Ben severim. Yanında. Yemeğimin yanında brokoli. Yanında. Ne karnapaha. Hem dekor olarak hem de garnitür olarak. Taban zararı hem şey duruyor. Peki Gülcan Hanım, yani Filiz Hanım'ın genel olarak hep bir bahane uydurduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya bence bu börek için biraz bahane uyduruldu. Gerçekten güzel yapmış kadın şimdi. Yalan yok yani. Açmış. Zeliha kesemiyorum dedi, kuru dedi, acı o dedi. O kadar yok, değildi gerçekten. Ben tam yani o şekilde düşünmüyorum. Benim böreğim de ona bakarsanız hiç kuru değildi kuruydu, bana göre. Kuruydu, herkese söyledim. O gün yani börek. Yorumunda da söyledim, kuruydu. Ya o elle yenilen bir börek olduğu için, tamam iyi. Elle yenilen bir börek olduğu için daha el sofrasında... Yeniyor. Bu da elle yeniyor. Çatalla bıçakla kesiyorsun ya, yani o davet sonrasında siz de dediniz davet yani sonrasında tamam börek olur mu yani diyor ya. Bu da elle yeniyor börek. Gülçin Hanım yani zaten ben şey yapınca bir başkası da benimle ilgili bir şey söyleyince ona da müdahale ediyorsunuz siz ya. Aslında hani bir nevi burada gerçek... sizi savunmuş oldum ama siz artık bence bana savunmanıza ihtiyacı var mı? Yani negatif. Bize bak seni evet, savundu aslında. Negatif alıyorsunuz tamam, her savundu. Şeyi. Ben seni savunmanı da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi kendimi savunabiliyorum çok şükür. Dün öyle savunmuyordunuz ama bir menünüzü bile sayamadınız karşımda. Ayıldı, öyleydi, bayıldı. Bir şeyler bayıldınız, bir namar yaptınız. Çıktı, indi. Yani sayamadığınız menüyü de nasıl yaptınız ona da hayret ettim bir ara. Şaşırttım değil mi sizi? Yani sizi şaşırttım. Bir güzel bir numaraydı çünkü kahvenize bile yorum yapamadık. Bir fena başladınız, bir şey numara oldunuz. Değildi. Ben o gün gerçekten yani İnanın gerçekten... Samimi bulmuyor musunuz? Ay bulmadım, yok. Sizi inanmamak zorunda değilim. Çünkü arkasında ben değilim. Şaka yapan kişiyi ben samimi bulmuyorum. Peki amacı neydi? Amacım neydi evet ne oldu? Yani sizden yüksek puan mı aldım böyle ağladım diye? Hatırladım. Amacını söyleyebiliriz ki. Yani. Hayır mesela amacım neydi yani? Şey, Gülçin Hanım az önce dedi ki kahvenize yorum bile yapamadık dedi. Evet. Yani bir yorum yapmayın numarası. Diye mi bayılma numarası yaptı? Bilmiyorum ondan da olabilir yani yapamadık. Yapsaydınız her şeye yetişiyorsunuz onu da yetişseydiniz. Yetişirim hiç merak etmeyin. Yetişseydiniz ama bu sabah da tersine Filiz Hanım hanımefendiye dedi ki hani bunlar bizim için puanımızı etkileyecek şeyler değil dedi. Aynen öyle kendileri yapıyor şu anda. Hayır siz yapıyorsunuz. Hayır. Evet. Ben şimdi masasını siz... gayet güzel aldım, sen bana... Hem kendi gününde diyorsun ama... Başka bir şeyden bahsediyor ama. Siz başka bir şey yorum yapıyorsunuz şu an. Ne yapıyorum? Kadir Bey diyor ki, siz kendi zamanınızda hani ayırma bayırmalı olarak biz çok samimi bulmadık, orası ayrı bir şey. Aynı şeyi diyorsunuz ki Filiz... Ben bayıldım mı? Sebiha Hanım. Evet, Sebiha Hanım mesela üzüldü. Bak, üzeri dolu konuşalım, ben bayıldım. Biraz ya işte ayırma bayılacaktım. Bak işte öyle gibi. Olmaz, üstüne bildirmeyin. Yani doğru... Peki fenalaştınız diyelim. Ha, öyle de ama tamam, bayılmak bayılma başka deme, bir şey. Fenalaştı. Şimdi arkadaşlar sizin için bu yorumu yaptığında dediniz ki hayır ne alakası var. Ama siz de sabah Sebiha Hanım için dediniz ki sabah bunlar bizim için çok önemli değil. Yani bu bizim puanımızı etkilemeyecek. Sanki puan için bunları anlatmışçasına ya da duygu sömürüsü yapıyormuş. Benimki ama o anlık bir şey. Sebiha Hanım'ınki geçmişten gelen bir şey. Hala öyle düşünüyor musunuz? Peki Sebiha Hanım'ın bu anlattıkları sizce masayı etkileyecek mi? Arkadaşlar etkileyecek hayır, mi? Hayır. Ya da arkadaşlar iradesiz mi? Hayır şu anda gördüğüm kadarıyla etkilemeyecek. Hem de hiç etkilemeyecek. Ama sizin lafınızdan sonra ama siz, değil. Zaten siz kahve, etkilemeyecekti. Kahve sunumunda çok farklı söylüyordunuz. İşte ben ne çok ayıp ettiniz bilmem ne. Daha gelir gelmez o zaman kadına başladınız. Şöyle bardak havaya kaldırmaya. Tutarsız konuşuyorsunuz. Ben buna sinir oluyorum.